Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım daha zordur? Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzandığı için iç kesimlere ulaşım oldukça zordur. Ve daha çok geçitlerle sağlanır. Yani doğal geçiş yollarıyla sağlanır. Enine kıyı tipi bunlar arasında ulaşımın iç kesimle kıyı kesim arası en kolay olduğu kıyı tipidir. Bunun yanında limanlı kıyılar yine doğal limanların olduğu alanlar birçok alanda daha kolay bir şekilde ulaşım sağlansa da bazılarında ulaşım zordur. Ama daha zordur dediği için bunlar içerisinde en zor olanın A yani boyuna kıyı tipi olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangisinin oluşumunda buzullaşma etkili olmuştur? Fiord ve Skyr tipi kıyılar buzulların etkili olduğu alanlarda görülür. Haliç daha çok okyanus kıyılarında. Dalmatça tipi dağların kıyı paralel uzandığı ve yine bu alanlarda alçak kısımların sular altında. Dağların ise adalar şeklinde kaldığı bir kıyı tipidir. O yüzden burada fjord ve skaer aldık. Yani A şıkkı doğru cevabımız oldu. Fjord'da oldukça girintili çıkıntılı bir durum var ve dediğimiz gibi buzul aşındırma kısmında, buzul kısmında oldukça önemli olan şekilleri oluşturuyor. Aşağıdaki görselde eski sıra dağların alçak kesimlerinin sular altında kalması ve yüksek kesimlerinde de adalar şeklinde oluşmasıyla meydana gelen kıyı tipi gösterilmiştir. Buna göre görselde oluşuma sahip olan kıyı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Ki bu kıyı tipimiz arkadaşlar Dalmatça kıyı tipi. Ki Dalmatça köpeğinde nasıl benek benek bir yapı varsa burada da birçok adadan oluşan benekli yapı söz konusu olmaktadır. Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyı paralel uzanıyor ancak bu şekilde sular altında kalma durumu söz konusu değil. Ve adalardan oluşmuyor. Enine kıyı tipinde girinti çıkıntı fazla ama bu şekilde bir oluşuma sahip değil. Limanlı kıyı tipi doğal limanların bulunduğu alanlar. Ria ise eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşuyor. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye'de bu en net Fenike Kaş kıyılarında görülüyor. Kaya öğretmen öğrencilerine kıyı tipleri hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerinden kıyı tiplerine birer örnek vermelerini istemiştir. Öğrencilerden bazı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Mutlu, boyuna kıyı tipi, dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Doğru bilgi vermiş, mutluyu aldık, diğerlerini eledik. Sevgi, Ege'de ada çok olduğu için Dalmatça kıyı tipi görülür. Değil, Türkiye'de Finike, Kaş kıyılarında Dalmatça kıyı tipi görülüyor. Mesut, soğuk iklimlerde yakın alanlarda fiyortlar görülür. Ki fiyortlar için ne olması gerekiyor? Buzulların etkili olması. Soğuk iklimlerin varlığı tabi burada önemli bir nokta. O zaman doğru cevabımız mutlu ve mesut oldu. Barış eski akarsuların deniz altında kalmasıyla hariç oluşur demiş. Ria kıyı tipi oluşur. Yanlış bir eşleştirme. O yüzden de doğru cevabımızı 5 olarak aldık. Yukarıda oluşumları verilen kıyı tipleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bir numaralı kıyı tipi okyanus kısmında özellikle akarsuyun ağız kısmının aşındırmasıyla oluşmuş gelgit kendinin fazla olduğu Haliç tipi kıyıları örnektir. 2 numaralı kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanmaktadır. Bu da doğru. 2 kıyı tipinde de ülkemizde görüldüğünü söylüyor. Tabi Türkiye'de Haliç kıyı tipini görmek çok da mümkün olmuyor. Ama hani bazı alanlarda şu şekilde ifadeler olsa da Map kitaplarında da yine aynı şekilde yazıyor. Türkiye'de Haliç'te kıyılar görülmez diye. Ancak ÖSYM tabi bazen farklı noktalarda yorumlar yapabiliyor. Bu iki kıyı tipi ülkemizde iki dalmaça kıyı tipi görülürken Haliç'te kıyıları çok fazla görmüyoruz. O yüzden Doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. 2 numaralı kıyı tipinde eski sıradağlar ada haline gelmiş. Evet adalar şeklinde oluşmuş bir kıyı tipi. 2 numaralı kıyı tipi Akdeniz'de Finike kaçta görülüyor? Dalmaçça kıyı tipi. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Dalga aşındırması ile oluşan kıyıdaki dik yamaçlara yalıyar ya da falez adı verilir. Aşağıdaki kıyı tiplerinin hangisinde yalıyar oluşumu daha fazladır? Dağların kıyıya paralel bir şekilde uzandığı Boyuna kıyı tipinde hemen kıyıdan başlayan dağların dalgalar tarafından aşındırılması sonucu alt kısmın oyularak üst kısmının çökmesiyle falez ya da yalıyar dediğimiz diklikler oluşur. Yani bunlar içerisinde en fazla boyuna kıyı tipinde biz bu tür oluşumları görürüz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu dünyada mutlaka yapılması gerekenlerden biri de Norveç kıyılarını gemiyle gezmektir. Gemi turuna başlamadan önce mutlaka fotoğraf makinesi ve kameranızı yanınıza alın. Çünkü gördükleriniz karşısında büyüleneceksiniz ve gördüğünüz her şeyi kayıt etmek isteyeceksiniz. Norveç'e seyahat planınız varsa özellikle Haziran ve Temmuz aylarını tercih etmelisiniz. Sıcaklığın her mevsim düşük olduğu ülkenin kuzeyinde soğuk havanın etkisini kolay hissedebilirsiniz. Yüksek dağların arasında yemyeşil ve uzun çamların arasında soğuk suların üzerinde hareket ederken birbirine yıkılmamak için dayanmış üçgen çatılı tarihi evleri de göreceksiniz. Bir de Norveç'e varmışken geyik kebabı ve balık yemeği ihmal etmeyin. Bu büyülü ortamda günün bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Bu dileğiniz de kabul olacak çünkü bu aylarda Norveç'in kuzeyinde günde bitmeyecek saat gece bir olduğunda hala da havanın aydınlık olduğunu göreceksiniz. Metinde sözü edilen hangi kıyı tipinde gemiyle seyahat edilecektir? Norveç, İsveç gibi ülkelerde fjord kıyı tiplerini görmekteyiz. Yani yukarıda verilen hikayede e, gezilen yer Norveç olduğu için biz fjord kıyı tipine ulaştık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu dünyada mutlaka yapılması gerekenlerden biri de Norveç kıyılarını gemiyle gezmektir. Gemi turuna başlamadan önce mutlaka fotoğraf makinesi ve kameranızı yanınıza alın. Çünkü gördükleriniz karşısında büyüleneceksiniz ve gördüğünüz her şeyi kayıt etmek isteyeceksiniz. Norveç'e seyahat planınız varsa özellikle Haziran ve Temmuz aylarını tercih etmelisiniz. Sıcaklığın her mevsim düşük olduğu ülkenin kuzeyinde soğuk havanın etkisini kolay hissedebilirsiniz. Yüksek dağların arasında, yemyeşil ve uzun çamların arasında, soğuk suların üzerinde hareket ederken birbirine yıkılmamak için dayanmış üçgen çatılı tarihi evleri de göreceksiniz. Bir de Norveç'e varmışken geyik kababı ve balık yemeği ihmal etmeyin. Bu büyülü ortamda günün bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Bu dileğiniz de kabul olacak çünkü. Bu aylarda Norveç'in kuzeyinde günde bitmeyecek saat gece 1 olduğunda bile hala havanın aydınlık olduğunu göreceksiniz. Gece yarısında bile Norveç'in kuzeyinde havanın aydınlık olması etmenlerinden hangileri açıklanır? Eksen eğikliğine bağlı olarak yıllık hareket ve bunun sonucunda kuzey yarımkürede Haziran Temmuz aylarında kuzeye doğru gittiğimizde gündüz süresi uzamaktadır. Hatta Kuzey Kutup Dairesi'nin içine girdiğimizde orada 24 saati bulan gündüzler yaşanmaktadır. Bu da eksen eğikliği ve yıllık hareketle açıklanan bir durumdur. Yani burada yalnız ikiyi almamız gerekiyor. Dünyanın günlük hareketi değil çünkü Haziran-Temmuz'dan bahsediyoruz, yıllık hareketten bahsediyoruz. Elips yörüngede özellikle bu gece gündüzü etkilemiyordu. Daha çok işte yaz ve kış mevsimlerinin yarım kürede farklı olmasını, Eylül ekinoksunun iki gün gecikmesini, Şubat ayının 28 gün sürmesini gibi durumları etkiliyordu. O yüzden burada doğru cevabınız yalnız 2. B şıkkı oldu. Bu dünyada mutlaka yapılması gerekenlerden biri de Norveç kıyılarını gemiyle gezmektir. Gemi turuna başlamadan önce mutlaka fotoğraf makinesi ve kameranızı yanınıza alın. Çünkü gördükleriniz karşısında büyüleneceksiniz ve gördüğünüz her şeyi kayıt etmek isteyeceksiniz. Norveç'e seyahat planınız varsa özellikle Haziran ve Temmuz aylarını tercih etmelisiniz. Sıcaklığın her mevsim düşük olduğu Ülkenin kuzeyinde soğuk havanın etkisini kolayca hissedebilirsiniz. Yüksek dağlık alanlar arasında, yemyeşil ve uzun çamların arasında, soğuk suların üzerinde hareket ederken birbirine yıkılmamak için dayanmış üçgen çatılı tarihi evleri de göreceksiniz. Bir de Norveçe varmışken geyik kebabı ve balık yemeği ihmal etmeyin. Bu büyülü ortamda günün bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Bu dileğiniz de kabul olacak. Çünkü bu aylarda Norveç'in kuzeyinde gün de bitmeyecek saat gece 1 olduğunda bile hala havanın aydınlık olduğunu göreceksiniz. Yıl boyunca Norveç kıyılarında sıcaklığın düşük olmasının temel nedeni hangisidir? Ki bu alanın özellikle kutuplara yakın olması, güneş ışınlarını daha eğik açıyla alması, yani enlem etkisine de bağlı olarak bu durumun gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Yükseltiyle ya da kuzey yarımküreyle alakası yok. Çünkü güney yarımkürede de kutuplara yakın olan bir yer aynı durumu yaşamaktadır güneş ışınlarının daha eğik açıyla gelmesi enlem etkisi şeklinde yorumladık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki yerlerde görülen kıyı tipleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Hırvatistan'da Adriyatik Denizi kıyıları, eski Yugoslavya kıyıları dünyada Dalmatça kıyı tipinin en net görüldüğü alanlardır. Birçok adadan oluşuyordu bu kıyı tipimiz. Ukrayna'da Odessa kıyıları limanlı kıyı tipine örnektir ki limanlı kıyı tipinde aldığımız için B ve C kaldı. Kuzeybatı Avrupa'da akarsu ağızlarında özellikle gelgit etkisiyle oluşan kıyı tipi de Haliç'tir. Ria için akarsu vadileri gerekiyordu. Akarsu vadilerin işgal olması gerekiyordu. Yani burada ağız kısmı değil akarsu vadisinin işgal edilmesiyle oluşuyordu. Ve Ria kıyı tipi özellikle baktığımızda İstanbul Çanakkale Boğazları gibi örnekleri veriyorduk. Burada B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerinin oluşumunda dağların etkisi vardır? Dalmatça kıyı tipinde dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda alçak kısımların sular altında kalmasıyla yüksek kısımların ise dağların ada şeklinde kalmasıyla oluşur. Demek ki burada etkisi var. Dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda boyuna, dağların kıyıya dik uzandığı alanlarda enine kıyı tipi görülür. Yani bu üçünde de dağların etkisi söz konusu bu kıyı tiplerinin oluşumunda. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerinin oluşumunda gelgit kendinin yani yükseltisinin fazla olması etkilidir? Ria kıyı tipi eski akarsu valilerin sular altında kalmasıyla oluşuyordu. Haliç kıyı tipi okyanus kıyılarında gelgit etkisiyle, dalmaçya kıyı tipi dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda ki okyanus kıyısı olmasına gerek yok. Vatlı kıyı tipi ise yine okyanus kıyılarında karşımıza çıkar yani hadişli ve vatlı kıyıların oluşmasında gelgit kendinin fazla olması etkilidir. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 4 değişikliği olmaktadır.